de dört tane yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayata geçirdik. AK Parti iktidarının hazırladığı 5. yargı paketi 16 Kasım Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Kanun teklifimiz 54 maddeden oluşmakta ve 8 ayrı kanunda ee, değişiklik yapmaktadır. İcra ve iflas kanununda değişiklik içeren teklifle çocuklar icranın konusu olmaktan çıkartılacak. Böylece çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev icra dairelerinden alınmakta ve Adalet Bakanlığı'nın hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na tevdi ediliyor. Kanun teklifiyle hacizli malın satış yöntemi de değiştirilecek. İcra sisteminde mevcut hacizli malların mezat salonlarında satışı iptal edilecek. Bunun yerine mallar internet ortamından satışa çıkartılacak. Mesela Van'da oturan birisi Edirne'den araç satın alabilecek. Ve mallar lisanslı 7 emin depolarında güvenle tutulduğu için tereddüt yaşamadan bu alımı gerçekleştirebilecek. Genel kurulun yanı sıra komisyonlar da bu hafta mesaide olacak. Cuma günü çalışmalarına ara veren Plan ve Bütçe Komisyonu 16 Kasım Salı günü Milli Savunma Bakanlığı bütçesini ele alacak. Çarşamba günü ise Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi masaya yatırılacak. Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, çarşamba günü AK Parti Yozgat Milletvekili Başkanlığı'nda toplanacak. Toplantıda Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için yapılan başvuruların sayısı 3'e düşürülecek. 3 adaydan birinin HSK üyesi olması için genel kurulda oylama yapılacak. Seçilecek kişi HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in yerine görevlendirilecek.